Ülkemizin Ay programını açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı 2023 yılında Ay'a uzay aracı göndereceğimizi ve sert bir iniş yapacağımızı ifade etti. Ay'a gidecek şanslı vatandaşımıza ben Amerikan Jeolojik Araştırma Dairesi'nin iki versiyonunu hazırlamış olduğu bir jeolojik haritayı, artık adı gidecek vatandaşın astronot mu olur, kozmonot mu olur, caca bey mi olur, onunla bu jeolojik haritayı paylaşmak isterim. İneceği bölgenin jeolojisini bilmesi açısından dileyen vatandaşımızla da bu jeolojik haritayı paylaşabiliriz. Tabii madalyonun bir yüzü böyle, öteki yüzüne baktığımız zaman bu ülke elbette gök bilimleriyle uğraşmalı. Ama gök bilimleriyle uğraşırken bir taraftan yer bilimlerini de ihmal etmemeli. Henüz yerli uçağımızı yapamayan bu hükümet, yerli bir otomobili bize müjde olarak veren ve hala maalesef asfalta inemeyen yerli otomobilimiz dururken bir de ay macerasıyla karşımıza çıkmakta. Bu ülkede 25 bin işsiz yer bilimci dururken Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı'na bir yer bilimcinin atanamamış olması. Yine her yıl yüzlerce insanımızı depremlerde kaybettiğimiz bu ülkede fay yasasının henüz çıkarılmamış olması ve insanların faydan uzaklaşmaması. Yine Ay'a çıkmadan önce insanların jeojenik tehlikeler dediğimiz, yani radon gibi, asbest gibi kanserojen maddelerin haritalanarak insanların buradan uzaklaşması gerekirken, bu ülkenin jeolojik haritaları henüz tam olarak yapılmamış, faylar işaretlenmemiş ve raporlanmamışken, üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde münhasır ekonomik bölgeler henüz saptanmamışken, kıyı kenar jeolojisi ve denizaltı jeolojisi henüz çıkarılmamışken ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde halen taşeron mühendisler çalışırken bizler elbette gök bilimle uğraşalım ama bu ülkenin önce yer bilimsel verilerini ortaya çıkaralım derim.